Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuz HCR, cloud ve fiziksel sunucu hizmetinin sesini inceleyeceğiz. Burada genelde bizim Türk kullanıcılarımız HCR üzerinden çok sunucu alıyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için de video çekmek istedim. Çünkü HCR birazcık daha karışık. Bunun için dikkat edilmesi gereken ve neyin nerede olduğunu gösteren video çekmek istedim. İlk öncelikle HCR birçok konuda fiziksel sunucu sağlıyor. İşte ekran kartlı, sonrasında ARM 64, AMD Ryzen, Intel ya da açık arttırmalı genel yeni nesil sunucular vesaire sağlıyor. Burada yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, ön taraftan başlayalım biz. Böyle Server Finder'a gelelim. Burada Server Finder'da her zaman şu DE'yi buradan kaldırıp All Authors kısmını seçin. Kurulum ücreti ve kurulum ücreti demişim. VAT ödemeyin, KDV ödemeyin. Burada ise HCR'ın şu kısımlardaki sunucuları genelde burada topluyor. Şu Server Finder'da topluyor. Yani toplu olarak bakacaksanız Server Finder'a bakabilirsiniz. Burada anlık kullanılabilir ve kurulum ücreti sıfır olan sunucuları filtreleyebiliyorsunuz. Buradan fiyatı, buradan lokasyonu, işte şu MBGVCN, Almanya, Helde, Finlandiya'nın Helsinki bölgesi. Burası Nürnberg, burası Falkenstein olması lazım. CPU ise ARM, AMD ve Intel olarak filtreleyip çekirdek bazında ve GHz bazında tekrar şey yapabiliyorsunuz. Burada RAM 64 GB minimum, 2 TB maksimum. Driver'da toplamda kaç tane disk slotu olmasını istediğiniz şeyi. Biz şunları hemen kafa karıştırmasın bakalım. Kaç sayfasını gezelim. Örnek olarak burada bu işlemde bunun teslim edilmesi birkaç gün sürebiliyor diyor. Burada birkaç dakikada kurulabilir diyor. Bunlara dikkat edin alırken. Bakalım hemen şöyle bir konfigüre deyip burada direkt checkout atıyor. Şöyle farklı gösterelim. Biraz daha aşağılara bakalım. İlk sayfalarda çok AMD var. O yüzden ben fiyatı böyle biraz yükselteyim. 80'lerde de AMD var. Burada arkadaşlar Intel i9 13900 işlemcisini görebilirsiniz. Böyle order dediğim zaman gene buraya checkout atıyor. Şöyle yapalım o zaman biz. Şöyle de yapılandırabiliyorsunuz. Burada örnek olarak AMD işlemcileri tek sayfada görebilirsiniz. Böyle göstereyim kafanız karışmaması için, vakit almaması için. Bu sayfada AMD'nin işlemcileri var. İşte 870 Pro, 7700, Ryzen 9 7950X3D. Bir de Epic modeli var. Bu kısımları yapılandırabiliyorsunuz. Örnek olarak buradaki fiyatı yükseltmişler. Buradaki fiyatlar genelde 109 Euro'ydu. Orayı güncellemişler. Burada kurulum ücretini unutmayın arkadaşlar. Bu paketlerin hepsinde bir kurulum ücreti oldu. Bu kurulum ücretleri tek seferliktir. Burada yapılandırma seçeneği, yapılandırmadan kastım arkadaşlar buydu. Burada şu anda bizim 95-54 seçeneğimiz var. Burada ben yanlış yapmışım. 95-54'müş bu. Epic modelinin daha versiyonu 109 Euro bandındaydı. Onu da göstereyim size. Burada ise 256 GB RAM'im var. 2 tane 2 TB Data Center Edition NVMe Gen 4 diskim var. Burada 2 tane lokasyon sunmuş. Falkenstein ve Finlandiya Helsinki. Finlandiya Helsinki'nin elektrik maliyetinden dolayı fiyat bir tık daha ucuz. Ama kurulum ücretleri aynı. Bunun yanında IPv4 Primary bu kalıyor. Bunda herhangi bir oynama yapmayın. Burada ise işletim sistemi seçenekleri geliyor. İşte burada görmüş olduğunuz üzere Linux işletim sistemleri var. Kaan hocam ben Windows kurabilir miyim ya da VMware ESXi kurabilir miyim? Evet kurabilirsiniz. Bu sonradan kurulan yani sunucu geldikten sonra KVM talep edip ISO'nuzu gönderdiğiniz onlar bir flash belleği ISO'nuzu yazıyor. Ve size KVM üzerinden bağlantıyı gönderiyorsunuz. KVM üzerinden kurulumunuzu yapıyorsunuz. Ama Windows 10 ve Windows 11 lisans kaynaklı ve telif kaynaklı olduğu için bunları en son kurdurmuyordu. Şu an güncelde kurduruyor mu bilmiyorum. Ama bunun alternatifi olarak Windows Server 2019, Windows Server 2022 ve Windows Server 2025 kurdurabilirsiniz. Aynı desktoplarla hiçbir farkı yok. Burada RAM seçeneğimi görüyorum. Toplamda 1 TB'a kadar ekstra RAM seçeneği ekleniyor. 1,2 TB'a yakın hemen hemen. RAM seçeneğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda benim istediğim RAM 256 GB bana yeterli. Burada ise istediğiniz gene boyuttaki disk boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte mesela bir tane depolama için ya da
Yedekleme için alabileceğiniz bir disk koymuşlar toplamda. İki disk slotu var. Muhtemelen buraya iki tane disk koyabiliyorsun. 3,5 inçlik burası. Ama bunu şey yaparsanız daha da şey oluyor. Muhtemelen portlarla kaynaklı. NVMe 8 slota kadar arttırabiliyorsunuz. Şöyle böyle bir tane yapıp yaparsak o direkt bir tane de hepsini kilitliyor. Böyle bak bu. Tamam. Biz iki tane de devam edelim. Ekstra flash bellek istiyorsanız 1,6 Euro'dan sahip olabiliyorsunuz. İşte mesela VMware'ı buraya kurabilirsiniz. Buna gerek yok. Sonrasında Our Door Now dediğimizde kontrol ediliyor. Bazen geç gelebiliyor diyor. Ben buraya tekrar save diyorum. Ben daha önceden sunucu almışım. Hangileri? Bunu delete diyelim. Delete diyelim. Sadece bu. Checkout dediğinde beni checkout'a atacak ve siparişimin onaya gönderecek. Onaydan sonra sipariş bana teslim edilecek. Bu fiziksel sunucu mantığında. Bir de diğerlerini inceleyelim. Brands dediğim markada arkadaşlar Dell'in direkt Dell'in kendi sunucusunun. Yani eğer siz kurumsal bir işletmeysiniz ve bütçe sıkıntınız yoksa tabii ki de Dell sunucu almanıza fayda var. Çünkü bu bahsetmiş olduğum şu sunucuların hepsi desktop. Desktop demişim. OEM, toplama sunucular. Olduğu için uptime'da sıkıntı olabilir ama Dell bu konuda her parçası birbiriyle uyumlu olduğu için herhangi bir kolay kolay kesinti yaşamazsınız. Yani eğer diskleriniz RAID'li ise vesaire ise. Yeni nesil çünkü bu cihazlar. Burada Silver işlemci veriyor. Silver işlemcilerin genelde CPU'ları düşük 12 core. Ama yüksek core istiyorsanız burada 9554P modeli var. Aynı şekilde gene 79 Euro standart bir kurulum ücretine sahipler. Burada ise 259 Euro ve 299 Euro olarak fiyatlar bu şekilde. Aynı şekilde Dell Purge 11H755 RAID kartı 10 GB port SATA desteği ve 6 GB RAID desteği var. i9 Enterprise veriyor. 1 GB port veriyor. Bir de 1 GB port demişken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar HES'lerde 1 GB sınırsızdır. Yani hemen hemen 7/24 şeyi kullanabiliyorsunuz. Bandwidth kullanabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir trafik limiti yok. 10 GB olarak alabilir misiniz? Evet, 10 GB olarak bağlantıyı alabilirsiniz. Dolant'ta limit yok. Upload'da 20 TB'a kadar ücretsiz limit var. Her upload aşımında 1 TB fiyatı 1 euro olarak size fiyatlandırır. Bunun da bilgisini verelim. Şöyle bir şey. Örnek olarak bu sunucu biz 10 GB olarak 10 GB olarak alacağımızı düşünürsek buraya konfigüre geliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde 64 GB demişiz. 2 TB bundan seçelim. Checkout dediğimiz arkadaşlar şu kısımda kullanım amacını soruyor. Şu kısım şundan kaynaklı. Bir silip şuradan bir örnek vereyim ben size. Hatta şunu da silip iç kafamız karışmasın. Eğer bir sunucu 10 GB olarak almak istiyorsanız bunun bir kurulum ücreti var. Hetzner Additional Hardware seçeneğine geliyorum. Burada ise arkadaşlar bizim genel olarak şöyle listemiz var. Örnek olarak burada 16 TB hard diskimizin fiyatı 20,50 euro. Burada sadece DX ve AX 161 modelleri var. Bunu da nereden görürsünüz? Buradan geldiğinizde burada direkt şey olarak arama yapamıyoruz. Burada zaten şöyle bir mantık var. AX demiş. Burada zaten AX olarak görüyorsunuz. Burada tekrar bakalım. DX ve AX. Bakalım DX. DX burada yok. Muhtemelen DX şuradan. AX'a bakalım. Burada AX 160 modelini söylemiş. AX 160. 162. Burada AX 160. Yok. AX o zaman şöyle bir şurada olabilir. AX 160 burada da yok. Ya da stokta yok. Burada AX modellerinde şöyle bir şey. Burada da bakabiliyorsunuz buna. Drives gelip. Mesela burada 10 tane 10 TB şey hazır paketleri de var. Buradan alırsanız arkadaşlar HES'in en ucuz sunucuları Server Actions kısmında yani 30 Euro'dan başlıyor fiyatları burada. Burada genel olarak her şeyi filtreleyebiliyorsunuz. Burada en ucuz sunucusu bu. Hemen biz buraya bakmadan önce tekrar hardware fiyatlarına bakalım.
1 terabayt SATA SSD fiyatı 8,5 euro. 960 GB SATA SSD 12,70, 2 TB 20,50, 4 TB 37 euro. Burada ise 512 GB NVMe'lerin burada hangi marka modellere desteklediğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde 1 TB NVMe SSD 8 euro. 2 TB'ı bu. RAM'lerde de genelde RAM'ı sen salıyor. Burada kurulum jet alıyormuş bazı modellerin RAM'ine. Ben bu zaten linki size şey yapacağım, ileteceğim. Buradan bakarsınız. Burada arkadaşlar burada ekstra Ethernet kartı ekletebiliyorsunuz. Zaten burada söylemiş. Ethernet kartı Windows Server 2016 desteklemiyor. Burada genelde 10 gigabit 6 euro. Ama 10 GB port desteği de vardı burada. Neredeydi o? Aynen arkadaşlar, 10 GB desteği bu. Sizin herhangi bir sunucuda kullanım amacı kısmında bunu yazmanız gerekiyor. Burada 42,90 euroluk bir kurulum ücreti mi bu? Aylık ücreti var. Sadece ayda 43 euro sunucunuzu 10 GB kapasiteye yükseltebiliyorsunuz. Burada hangi modelleri desteklediğini gene söylemiş. Aynı şekilde flash bellekler işte HDMI emülatör ekstra bir küçük bir şey. GPU 1,10 euro. Burada da genelde eski sunucuları var. Bunlar artık şeyde yok ya. Exserver burada direkt eksi zaten belirtmiş. Bakalım başka burada işimize yarayacak bir şey var mı? Burada genelde yok. Tamam. Burada arkadaşlar ben bunu size göndereyim. Genel olarak hepsinin ekstra donanım fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Gelelim şeye. Burada fiyatlar dediğimiz gibi server dedicated server actions kısmında en ucuz fiyatlar var. Bu fiyat sunucularından hepsinde kurulum ücreti yok. Burada data center'ı seçebiliyorsunuz. Buradaki FS'ler Falkenstein, Almanya'nın Falkenstein'ı, Nürnberg, Falkenstein, Helsinki direkt olarak. Bir de data center'ın kendi içerisinde de istediğiniz yeri alabiliyorsunuz. İşte örnek olarak bir backup hizmeti kuracaksınız. Bir tane daha sunucunuz var. İkisini aynı data center, aynı odanın içine aratıp koyabilirsiniz. Aynı yerden sunucu alabilirsiniz. Böylelikle alt kapasiteniz ya, trafiğiniz daha da hızlı olabilir. Ya da IP adreslerini şey yapabiliyorsunuz, transfer edebiliyorsunuz. Sunucunuzu güncellemek istiyorsunuz. IP adreslerinizi daha yüksek bir sunucuya taşımak istiyorsunuz. Aynı veri merkezinde olması gerekiyor. Bunun da bilgisini verelim. Sonrasında burada bahsettiğim üzere herhangi bir kurulum ücreti yok. Bayağı bir sunucu var. Toplamda üstte yazıyordu galiba. Evet, 1012 tane şu an çıktı var. Yenilediğimiz zaman kaç oluyor? 1012 oluyor gene. Tamam. Yani dedicated kısmı genelde böyle. Biz bir de cloud kısmına bakalım. İşimize yarayacak en çok. Cloud tarafı. Cloud tarafında arkadaşlar Hetzer'in yaklaşık yeni lokasyonlarla birlikte toplam 4 ya da 5 tane lokasyonu var. Amerika ve Singapur da geldi. Almanya, Finlandiya, Amerika ve Singapur. Amerika bir yıl ya da 2 yıl önce geldi. Singapur'da bu yıl geldi. Biz sürücüler olarak genelde en çok Almanya ile Finlandiya alıyoruz. Çünkü ping MS oranı bize yakın olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada ise sanal CPU veriyor. Muhtemelen bir CPU başına 1,5 GHz ya da 2,5 GHz falan veriyor. Burada da AMD işlemcinin 7000 serisi, EPYC'in 7000 serisi olduğunu söylüyor. Toplamda 4,5-4,35 euro başlangıç fiyatı var. Tabi Cloud, Kaan hocam burada işte 32 GB RAM, 16 CPU, 54 euro. Zaten demin baktığımızda 40 euroya bundan daha yüksek alabilirsiniz. Asıl mesela arkadaşlar o değil. Şimdi siz buradan dedicated aldığınızda donanımsal bir sıkıntı olabilir. Ama burada bir sunucu birden fazla sunucu da replik oluyordur. Belki yedekli olarak çalışıyordur. Yani uptime önem veriyorsanız, kafam rahat olsun, kesinti olmasın diyorsanız cloud sunucuları tercih etmenize fayda var. Ekstra arkadaşlar blok storage alabiliyorsunuz 10 TB'a kadar, toplamda 450 euro bir ücretlendirmesi var. Sonrasında hatta sizin için bir cloud sunucu oluşturalım. Cloud'uma giriyorum. Burada benim projem var. Bir yeni proje oluşturalım. Projemin içine girdim. Burada create search diyor. Server diyorum. Burada
Şehirler var gene. Ben gene Almanya'yı seçeyim. Burada işlerim sistemimi seçeceğim gene. Burada da gene Windows kurabiliyorsunuz. Kanalımda Hester Cloud Windows kurulumu yazarsanız çıkar. Burada Linux'un dağıtımları var. Alt taraftan seçebiliyorsunuz. Burada işte Shared CPU dediğinizde AMD'nin Intel'in 7000 serisi, Ghost serisi modellerini görebiliyorsunuz. Burada fiyatlar daha 3.29, bir tık daha düşük Intel'in fiyatı. Burada fiyatları gördüğünüzde hangi paketi seçeceğinizde seçiyorsunuz. Burada ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. En alt kısma geldiğinizde sunucu isminizi girip, zaten otomatik kendisi giriyor. Siz değiştirip Create By'a tıkladığınızda sunucunuz kuruluyor. Şimdi sunucu kurulduktan sonra sunucu şifreleri maile geliyor. Hemen ben size Cloud'un kullanımı da göstereyim. Eğer sunucunuzu şifresini sıfırlamak istiyorsanız Rescue seçeneğine gelip Reset Password deyip burada size yeni şifreyi veriyor. Burada birkaç saniye bekledikten sonra şifreye girebilirsiniz. Bu birincisi. Konsol kısmı burada. Sunucunuzun konsoluna buradan girip anlık hızlı müdahale yapabiliyorsunuz. Sonrasında işte kapat, shutdown, add label ekle, projeyi transfer et, snapshot oluştur, koruma, enable protection. Bu protection sunucunuzun silmesini yarıyor. Silmemi kolay sildirmiyor, yani ekstra bir önlem alıyor. Yanlışlıkla silerseniz vesaire diye. Buradan sunucuyu siliyorsunuz. Reboot kısmında sunucunuzun işletim sistemini değiştiriyorsunuz. Ama burada ben sunucumu koruma altına aldığım için herhangi bir işlem yapamıyorum. Disable dedik. Burada uygulamalar da var, işletim sistemleri de var. Bunu seçip kurulum yapabiliyorsunuz. Burada rescale dediği şey aslında sunucunuzu yükseltiyor. Unutmayın, sunucunuzun özelliği düşürülmez, diskten kaynaklı olduğu için, ama yükseltme yapılabilir. Düşürmek istiyorsanız yeni bir küçük sunucu oluşturup elle manuel taşımanız lazım datalarınızı. Burada biz hangi taraftan zaten yükselteceğinizi söylüyor. Orası seçilebilir olduğunu gösteriyor. Burada ISO'lar var. Burada Windows dediğim zaman, burada benim Windows'umun 2002, 2019 ve 2016 işletim sistemlerini burada görebilirsiniz. Kurabilirsiniz. Dediğim gibi YouTube kanalımda bu var. Rescue seçeneğinden sunucumu kurtarma butonu aktif edebiliyorum. Power'dan işte aç kapat. Volume'de dediğim gibi ekstra disk şeyi alabiliyorsunuz. Burada firewall kuralı oluşturabiliyorsunuz. İşte belirli portları kapatıp açıp belirli IP adreslerine filtre ekleyebiliyorsunuz. Burada ise IP adresinizin RDNS'ini değiştirip ekstra IP adresi oluşturabiliyorsunuz. Mesela bunun RDNS'ini değiştirelim hemen. ip.kaan.com dedik. Sonrasında ekstra IP adresi almak istiyorsanız arkadaşlar, onu da buradan add floating IP'yi seçip buradan en aşağıdaymış. IP1 add by'a tıklıyorum. Eğer bunu da hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, sunucunuza bu komutu ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında bunu IP adresini de gene buradan silebiliyorsunuz. Tamam. Burada ise gelen ve giden trafiğinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Burada outgoing 20 TB, dediğim gibi bahsetmiş olduğum gibi gelen trafik, indirme de limitsiz, herhangi bir limit yok. Bu sunucular aynı zamanda 10 GB porta sahip olduğunu unutmayalım. Load balance kısmında çok bilgim yok. Snapshot oluşturabiliyorsunuz. Anlık herhangi bir şekilde bir kritik işlem yapacaksınız ve bu kritik işlem sunucunuzun patlayıp patlamayacağını bilmediğiniz için bir snapshot oluşturup datanızı güvenli hale getirebilirsiniz. Burada backup oluşturabiliyorsunuz. Backup'larda sunucunuzun ücretinin %20'si olarak fiyatlandırılıyor. Ben hemen birisi için enable backup diyeyim. Manuel backup alıyorum. Burada günlük olarak 7 güne kadar backup alıyor. Hemen bir backup alalım. Backup herhangi bir işlem bittiğinde zemin olarak gelecek. Burada ise grafiklerimi görüyorum. Burada işte CPU'nun, diskin, IO'nun, network trafiğinizin upload'u dolandı. PPS'in, network PPS'in şeylerini görebiliyorsunuz. Burada genel olarak
Sunucunuzun işte active log'u, ne zaman açılmış, ne zaman hangi işlem ne zaman yapılmış. Burada görebiliyorsunuz. Burada lokasyon seçeneği vesaire var ve benzeri ve benzeri. Cloud mantığı bu arkadaşlar. Dedicated kısmına geldiğimizde de bir de dedicated yönetim arayüzüne de bakalım. Burada ben server kısmına geldiğinde, yani siz sunucunuzu sipariş verdiğinde sol tarafta server'a tıkladığınızda serverlar burada gelir. Sipariş verdikten sonra mailinize sunucunuz aktif edildiğinde sunucuların listesi buraya gelir. Burada listelenir bunun gibi. Burada örnek olarak benim IP adreslerim var. Burada size IP adreslerinizin fiyatlarını da göstereyim. Yeni bir IP adresi almak istediğiniz zaman additional. Burada 6 tane IP adresi alabiliyorsunuz. Bu IP adresleri DHCP desteklidir. Otomatik olarak IP adresinin MAC'ini tanımlıyorsunuz. Otomatik çekiyor IP adresini. Elle manuel tanımlamanıza gerek yok. Ama bundan sadece 6 adet alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Bunun yanında VM1 kuracaksanız bir router sunucusu kurmanız gerekiyor. Bunun için de bir MAC'li IP adresi. En üstten bir tane de bundan almanız lazım. Buradaki subnet'i buradaki IP adresi üzerinden çıkartmanız gerekiyor. Bunun da bilgisini verelim. Slash 29'da 6 adet kullanılabilir IP adresi var. 6 adet kullanabiliyorsunuz. Bunun aylık ücreti 13,60 euro bandında ve sadece 34,90 euro tek seferlik bir kurulum ücreti var. 28 ile 13-14 tane kullanılabilir IP adresi. Burada 29-30 tane kullanılabilir IP adresi. Aynı şekilde 61-62 tane kullanılabilir IP adresi. 125-126 tane kullanılabilir IP adresi veriyor. Failover kısmında ise IP adresleri birazcık daha pahalıdır. Burada pahalı olmasının sebebi ise arkadaşlar buradaki IP adreslerini birden fazla sunucuda kullanabiliyorsunuz. Aynı veri merkezinde birden fazla sunucuda kullanabildiğiniz için. Yani yüksek erişilebilirliği sağlamak amacıyla sunulmuş bir hizmet. Burası tamam. Sonrasında burada otomatik olarak direkt reset atabiliyorsunuz. Reset atmak için genelde ilk seçenek bu olmalıdır. Otomatik olarak bir hard bir reset atar. Eğer sunucuya reset attınız gelmiyorsa manuel bir talep gönderiyorsunuz. Bunu seçtiğiniz zaman veri merkezi personeli bu sunucuya direkt düğmesinden reset atıyor. Bu da olmuyorsa birazdan göstereceğim üzerine bir KVM talep edeceksiniz, etmelisiniz. Burada gene Rescue seçeneği tıklayıp sunucunuzu kurtarma, şifre değiştirme gibi seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Burada Linux'a dediğim zaman burada Linux'un otomatik olarak KVM istemeden custom bir kurulum yapmak istemiyorsanız işletim sistemlerini buradan kurdurabiliyorsunuz. Burada kurdurup tıklayıp aktif Linux deyip reset atmanız gerekiyor. Sonrasında size zaten mail olarak bilgiler geliyor. VNC kısmına çok gerek yok. Biz KVM talep ediyoruz. Windows istiyorsanız burada Windows kiralayabiliyorsunuz ama dediğim gibi KVM üzerinden manuelde kendiniz kurabiliyorsunuz. Lisans olmasını istiyorsanız buradan da kurabilirsiniz. C panel, plastik panel gibi şeyleri buradan kurdurabiliyorsunuz. Bol kısmı çok bildiğim bir şey değil, çok da kullandığım bir şey değil. Burada ise Storagebox ücretsiz, yani 100 GB'a kadar bir FTP ya da Samba gibi şekilde bir şey alabiliyorsunuz. Alayım ziyan olmasın. Almanya. Ben de sizin gözünüz önünde almış oldum. Tekrar geldim. Burada monitör kısmında da arkadaşlar sunucunuzun trafik ve benzeri şeylerini kontrol edebiliyorsunuz. Addons kısmından ekstra bir hizmet aldıysanız, bu Ethernet kartı olabilir, disk olabilir, buna benzer şeyler olabilir. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Hard bir kısmında da almış olduğunuz sunucunuzun işlemcisi, Ethernet'i, diski ve RAM'i. Toplamda 64 GB. Beynim durdu. Burada bunu hiç kullanmadım. O yüzden bunu es geçeyim. Sonrasında şey yaparız bunu. Burada telefon desteği alacaksanız burada telefon desteği için şey yapabiliyorsunuz. Burada sunucunuzu
Başka bir kullanıcıya transfer edebilirsiniz. Ama bunun için minimum 31 günü sunucunuzun aktif olması gerekiyor. Burada sunucunuzu iptal edebiliyorsunuz ya da buradan IP adresinizi iptal edebiliyorsunuz. Hemen seçeneği var. Bir de gelecek şeydeki seçenek var. Tarif var. İstediğiniz tarihte iptal edebiliyorsunuz. Burada subnetler var. Burada direkt sunucunun kendisi var. History'de ise geçmişte sunucunuza ne aldınız, ne talep gönderdiniz, ne zaman aktif ettiniz, ne zaman onu yaptınız, bunu yaptınız ve benzeri ve benzeri. Burada ise bir firewall seçik şeyleri var. Mesela ben VMware kullanıyorum. VMware'de güvenlik açığı olduğu için ben bunu sadece kendi IP adreslerime ve vCenter'larıma şey yaptım. İzin verdim ve kendimi güvenli hale getirdim. Burada support seçeneğinde arkadaşlar sunucunuzu aldınız. Diyorsunuz ki ben Windows Server 2019 ya da VMware ESXi kullanmak istiyorum. Burada remote seçeneği, remote console seçeneğine tıklıyorum. Mümkün olan en kısa sürede seçeneğini seçiyorum. Burada maksimum 3 saatlik oluyor. 3 saatten sonra burada ekstra ücret ne kadarmış? 8,40 euro. Bu zamana kadar kimseyi burada şey görmedim. KVM talep aşı ücreti aldığını görmedim. 3 saat diyorum. Örnek olarak ben dedim ki kardeşim şey kuracağım. ESXi 8 kuracağım. USB install ISO VMware ESX ISO URL deyip VMware ESXi ISO linkinizi buraya yazıyorsunuz. Onlar size KVM ISO'yu sunucuya yazdırıyor. Flash'e yazdırıyor. Sunucuya takıyor. Size KVM bilgisi gönderiyor. Rest Send Request dediğinde onlar talep gönderiyor. Eğer herhangi bir şekilde sunucunuz erişilebilir değilse, IP adresiniz çalışmıyor ya da paket dosyanız varsa burada gerekli bilgileri, dokümanları gönderip talep gönderiyorsunuz. Aynı şekilde teknik sorun varsa sunucu erişilebilir değil, cevap vermiyor, şifre yanlış ya da driverlarımda bir arıza var seçeneğine tıklayıp aynı şekilde buradaki bilgileri doldurup teknik ekibin sunucunuzun kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. O turda da işte hesabınızla ilgili bir sıkıntı olabilir, sunucuyla ilgili bir şey soracağınız olabilir. Bunları Outer kısmından sorabilirsiniz. Ya da direkt olarak Account, Sales, Custom Solutions ihtiyacınız varsa buradan da sorabilirsiniz. Gelelim faturalandırmaya. Acer'ın faturalandırması biraz garip. Burada Invoice seçeneğime geliyorum. Mesela benim faturam her ayın 5'inde çıkıyor. Yani ben sunucuyu ayın 20'sinde aldıysam 5'ine kadar ben sunucuyu kullanacağım ve bana sadece saatlik ücretini yansıtacaklar. Ama 5'inden diğer 5'ine kadar aylık ücreti yansıtacaklar. Burada ise faturama PDF'sine tıkladığımda Hetzer bana ne faturası kesmiş, ne yapmış, ne etmiş hepsini burada listeliyor. Mesela burada benim işte IP adreslerim var. İşte kurulumum var mı? Ekstra bir subnetim var mı? Ekstra hard bir var mı? Burada görebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir şey. Kayıt olmak için de eskiden Hetzer kimlik şey gönderiyordunuz. Resmini gönderiyordunuz. Artık akıllı doğrulamaya geçti. KYC online enfisi doğrulama yapıyorsunuz. Eskiden kimlik ve şey gönderen arkadaşlarınız Hetzer hesabı onaylanmıyorsa artık kaydı sistemine geçtiği zaman geçtiği için anlık olarak onaylanabiliyor. Yani onaylanma oranınız %99. Bunun yanında mutlaka ilk adım doğrulamanızı aktif edin. Çünkü daha önce de SSL birkaç defa hacklendi. Uzaktan kod çalıştırılabilip cloud sunucu alınıyor ve o cloud sunucular aktif edildiği için saatlik ücret sizin hesabınıza yansıyor. Tabi bunu itiraz edip sildirebiliyorsunuz ama siz genelde iki adımla doğrulamanızı açın. Bunun yanında mail adres kısmına geldiğinizde ekstra mail tanımladığınızda işte muhasebecinize ekstra mail tanımlayıp faturalarını yönettirebiliyorsunuz. Mail tanımladığınızda hesabı birkaç kişi kullanmak istiyorsanız gene burada tanımlayabiliyorsunuz. Sonrasında herhangi bir şey olması durumunda hesabınızı buradan silebiliyorsunuz. Yani burada hesabımı silememesinin nedeni ekstra bir ürünümün olması. Ürünlerinizi iptal edip burada hesabınızı sildirebiliyorsunuz. Sonrasında zaten DNS ve benzeri kullanmadığımız için hosting ve domain için bunlar. Biz genelde robot kısmı dedicated, cloud kısmı da sanal sunucu hizmeti. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Şu da GPU olan yeni geldi. HSN iki tane şu anda ekran kartlı sunucu modeli var. Bir tanesi ucuz 4000 serisi, bir tanesi de 6000 serisi.
6000 gidip de kayıt olup 6000 seri siparişi vermenin hesabınız yeni olduğu için vermeyeceklerdir. Ön ödeme yapmanız karşılığında bunu ekran kartı sunucuları alabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. İşte Learning ya da yapay zeka gibi şeyleri kullanacaksanız HESR'in devasa ekran kartlı sunucularını satın alıp kullanabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Genel olarak HESR bu şekildedir. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Es geçmeden. Şey neredeydi? Invoice. Arkadaşlar 5'inde oluşturulan örnek olarak 21 güne kadar müsaade edebiliyor. Yani benim 21 gün 26'sına kadar benim faturayı ödemem lazım. Yani HESR ikinci gün direkt Türk firmaları gibi hizmetinizi kapatmıyor. Size yaklaşık 2-3 kere bildirim maili gönderiyor. Bu da çok güzel bir şey. Eğer kartınız varsa otomatik çekiyor zaten. Oraya bir kredi kartı, şirketinizin kredi kartı varsa tanımlayıp otomatik çektirebilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz. Dediğim gibi HESR otomatik olduğu zaman otomatik çeker ve çekmesi bile hemen kapatmaz. Bu konuda işiniz rahat olsun. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. HESR genel olarak iyi bir firma. Destek talepleri genelde 30 dakika içerisinde dönüş yapar. KVM talepleri 2-3 saate kadar uzayabilir. Bu da içerisindeki kişilerin kullanımına bağlı. Biz mesela mail döndüğünde diyoruz ki işimiz bittiğinde, bizim işimiz bitti. KVM'yi bir flash bileği çıkarabilirsiniz. Bunu her müşteri yapmadığı için tabii haliyle sıra kuyruk uzuyor. Genel olarak HESR'in şeyi bu kadardı. HESR konusunda biz danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Sunucu kurulumu, işte VMware ACXI, router kurulumları vesaire de yapıyoruz. Bunun için iletişim bilgilerimi YouTube yorum açıklama kısmına bırakacağım. Ücretli olarak destek isterseniz size yardımcı olabiliriz. HESR videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.